Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz. Bu akşamki misafirimiz, daha doğrusu misafirlerimiz, derneğimizin kurucu üyelerinden Atilla Yılmaz ve görev yaptığı arkadaşları. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyoruz. Malum burası Beykardır, yani Beylikdüzü Karadenizler Derneği. Klasik etkinliklerimizden birini yapıyoruz. İşte hamsi ikramı, kemençe ve bu arada günün konusu, günün mevzuu, günün misafiri gibi ilave güncel konularımız var. Bu akşam Atilla hocamızı Atilla hocamızla sohbet edeceğiz. Diğer misafirler birbirlerine tanıştıracağız. Günün anlam ve önemine binaen güncel konuşmalar yapacağız. Siz bizi ağırladınız burada. Biz de sizinle indirim anlaşması yapmak isteriz. Memnun oluruz. Üyelerimiz ve birinci derece yakınlarımız indirimli faydalansınlar. Yani benimle bu konuyu görüşebilirsiniz. Tamam. İletişim bilginiz alırsa. Böyle bir tanımlama da yaparız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aynen. Yarın Ali Tuna'nın ölüm yıldönümü. Aynen. Öğlen namazında. Öğlen namazında. Biz orada olacağız. Bekleriz gelmek isteyen. Arkadaşlar. Medilayet'le anlaşmalı bir hesaba girmemizde fayda var. Medilayet'le alakalı anlaşmaya girmek isteyenler isimlerini yazdırsınlar, toplu bir şey yapalım. Doğru mu? Şöyle, ben bir tanımlama yapacağım. Yani sizin gelenler Beykardar'dan geliyorum dediğinde indirimli faydalanacak. Öyle ben. Mi? Doğru yani mu? Herhangi bir... Ben Trabzonluyum, bana indirim yapın derse anlamazlar. Dernek ismini söylemeleri gerekiyor. Yani öyle tanımlamamız gerekiyor. Tamam. Mesela işte Beylikdüzü Esnaf Odası Derneği'nde tanımladık. Ben esnafım, ben bakalım diye gelince anlamıyorlar. Onu demek istiyorum. Tamam, biz Beylikdüzü Karadenizler Derneği olarak tanımlayalım. Beylikdüzü Karadenizler Derneği. Okay. Mi? Sadece Karadenizler Derneği. Beylikdüzü Karadenizler. Tamam. Böyle söylerlerse beyanları önemli. Tamam, öyle derlerse indirimden faydalanırlar. Sizinle bunun altyapısını yaparız biz. Bir sıkıntı olursa benimle görüşebilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Gerek yok. Birinci derece yakınlarınız da indirimi faydalanabilir. Beyan etmeniz yeterli. İyi akşamlar. Ben Doçent Doktor Orhan Yücel. Atilla Hocam'ın bizi davet etmesiyle buraya geldik. Kendisine çok kısa bir sürede tanıştık. Gerçekten çok olumlu elektrik aldığım bir abim, meslektaşım. Derneğiniz vasıtasıyla da Karadenizlerin hamsiyi ne kadar güzel yaptığını görme imkanım oldu. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben akciğer kanseri üzerine çalışıyorum. İnşallah Beylikdüzü'ne hep beraber güzel şeylerimiz geçer, emeğimiz geçer. Saygılar sunuyorum. Kıymetli yönetim kurulu üyeleri, değerli misafirler, duygularımızı kelimelerle anlatmak hakikaten zor. Bu kadar güzel cümleler, iyi niyetinizin ifadesi cümleler karşısında. Ama şunu söyleyeyim, Beylikdüzü'ne geldiğim andan itibaren hep yanımdaydılar. İbrahim abi şahsiyetiyle ve genel olarak da Karadenizliler, dernek üyelerimiz. Onun için derneğin de özellikle Yunus Emre'nin sözüyle çok bağdaştırıyorum derneğin fonksiyonunu. Yunus diyor ki, gelin tanış olalım, işi kolay edelim, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalır. Ve bu derneğe her girişimde de sadece Karadenizleri görmedik. Türkiye'nin her yerinden çok kıymetli insanları görüyoruz. Tam da dernek konusunda güzelden gelmiş. Ve hep şunu diyorum. Yıllardır hekimlik yapıyoruz, öğrencilik yapıyoruz. Ben bu dernekte hep iyi karşılandım, iyi ağırlandım ve iyi uğurlandım. Ve bunu aslında hayatımın da şiarı yaptım. Kim gelirse gelsin, nerede olursak olalım, makama, eve, haneye hep iyi karşılama, iyi ağırlama, İyi uğurlama esas üzerine hayatımı şiar ettim. Bunu aslında hastanede de yapıyoruz.
Bunu postanede yapıyoruz. Bunu bütün müesseselerde yapıyoruz. Aslında o derin anlamıyla kalite, işletme falan diyorlar ya. Özü bu işte, Anadolu'nun bağrından çıkan felsefe. Ve yine bir duygumu paylaşayım. 30 yıllık hekimim. Bayram abi, ben de inanamıyorum emekli olduğuma. Ama emeklilik devlete hizmetin bittiği bir süreç oluyor. Ama millete hizmet görevimiz, mesleğimiz gereği devam ediyor. Bir de ben büyüklerimden de biliyorum, hekimlerden. Hekimlerin emekliliği ölünce oluyor. Onu biliyorum yani. Eli tutuyorsa, gözü görüyorsa mutlaka mesleğini icra ediyor. Rabbime hamd ediyorum, böyle bir mesleği nasip etmiş. Gerçekten lütuf olarak görüyorum. O kadar kolay ki dua almak. O kadar kolay. Bildiğiniz gibi değil. Ama o kadar kolay ki beddua da almak. Onun için o ince çizgide hem ben, hem hekim arkadaşlarım, hem çalıştığım kurumdaki bütün arkadaşlarıma verdiğimiz düşünce, vermeye çalıştığımız düşünce de bu. Bu anlamda bugün yine çok güzel duygularla buradan ayrılacağız. Sadece Özlem Hanım'a bir şey söyleyeyim. Hayatın en büyük hatasını yaptın bu derneğe indirim sözü vermekle. Çünkü bu derneğe indirim demek, gelince üstüne para vermek demek olacak yani. Böyle %5'le 10'la bu dernek kabul etmez. Dolayısıyla bir de stratejik bir hata yaptı. Dernek ismini söyleyen herkes gelebilir dedi. Beylikdüzü nüfusu 514 bin mi? 350 bin mi Bayram abi? 380 bin beykardeleri var demektir bugünden itibaren. Onu bil. Ama başımızın üstüne. Yani kurumsal anlaşmaların hiçbir önemi yok. Kapımıza gelen, yani estağfurullah kapı demeyeyim de, çalıştığımız yere gelen herkesin başımızın üstünde, gönlümüzün en güzel yerinde yeri var. Emin olun, samimiyetle söylüyorum. Hasan abi anıyı anlattı, eksik anlattı. Hani dedi ki, ya dedi, domuz gribi miyim acaba? Abi dedim, domuz gibisin dedim, olmaz dedim. O günden beri yeşiliyor ama yeşil yiyenler de aniden ölüyor, haberin olsun yani. Hasta olmuyor ama yani biz hastanede çalışırken gerçekten yani sadece dirilerle uğraşmıyoruz yani. Yani ölülerle de uğraşıyoruz. O morg sistemi, yönetim sistemi, ailelerle, akrabalarla, yakınlarla, emin olun. Yine tekrar söylüyorum, arkadaşlarım da aynı düşüncede. Bu mesleği ibadet duygusuyla yapıyoruz. Emin olun öyle. Onun için sizden istirhamım, doktorları dövmeyin hastaneye gelince. Bir aksilik, aksaklık yaşarsanız ne olur şiddete başvurmayın. Çünkü doktorlar konuşulanı anlayan insanlardır. Derdimizi anlatırsak emin olun çözüm bulacağız. Şiddete girmeyelim. Sosyal mesaj olsun diye. Tabii Trabzon'da yaşamak, orada mesleği icra etmek çok ayrı bir özellik taşır. Genelde anlatırım, bunu burada anlatayım ve sözlerimi böyle bitireyim. Trabzon'da hastaya pozisyon tarif etmek çok zordur yani. Muayene edeceğiz ya hastayı. Hani sırt üstü uzun dediğin zaman o üniversite sorusu gibidir yani. Sırt altta mı olacak, üstte mi olacak? Ve muayenehane işletiyoruz. Bir amca geldi, anlattı şikayetlerini. Amca dedim, sırt üstü uzan dedim. Amca lak diye uzandı böyle. Ya ona göre haklı aslında, sırtı üstte yani. Dedim, amca dedim, öyle değil dedim. Yüzün tavana bakacak şekilde, tamam oğlum dedi, şöyle yaptı. O günden beri ben hastaya sırt üstü uzan demiyorum yani. Dolayısıyla memleketin her yöresinden gelen insanın kendine ait karakteri var. Hekimiz, hastanedeyiz. Hiç gelmenizi istemeyiz hasta olarak. Gelirseniz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah'a dua ederim, niyaz ederim ki hepinize, çoluğunuzla, çocuğunuzla sağlıklı, uzun, hayırlı, mutlu bir ömür nasip etsin. Amin. Versin ve hep böyle güzel ortamlarda, güzel mekanlarda, güzel konularla görüşelim. İshak için şey söyleyeyim, ya yani ayrı bir yeri var. İshak belediyenin sunucusuydu. Yusuf Uzun başkandı. Yusuf abi dedim, bu İshak'ı al görevden, seçimi kaybedeceğiz. Ve İshak'ın sunuculuğu sayesinde
bu seçimi kaybettik. Ama İsa'nın gönlümüzde çok ayrı bir yeri var. Latife yapıyorum. Yıllardır hakikaten görüşmedik, sağ olun. Hepinize çok teşekkür ederim. Ceyhun'un ayrı bir yeri var. Ceyhun gerçekten nevi şahsına münhasır çok güzel bir kardeşim. Onun için Ceyhun'u 24 saat her haliyle severim ben. Allah senden razı olsun Ceyhun. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımın önünde de huzurunda da beni çok sevindirdiniz, mutlu ettiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam, sağ olun, var olun. Yüzü gülmeyen doktorlara ne yapacağız? Gitmeyin onlara. Gitmeyin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Değerli hocamıza güzel konuşması için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepimizi duygulandırdı. Hislerimize tavan yaptırdı açıkçası. Tekrar hoş geldiniz. Çok şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Arkadaşlarınızla beraber memnun olduk sizi ağırlamaktan. İnşallah yakın bir sürede tekrarını da yaparız. İnşallah. Neden olmasın? Memnuniyetle. Evet. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Herkese çok teşekkürler. İbrahim abi kocaman bir abi. Hadi uşaklar, dik oynayın, dik.